Altın numara soru arkadaşlar. Altın numara soru e, daha zor bir soru olacak. Biraz uzun bir soru olacak. Ayrıca ekstra bilgilendirmeler yapabilirim. Şimdi D'ye bölü DX formatımızı yakalayalım. E, X eksi Y D'ye burada kalsın. Öbür tarafı atalım ki hata yapmayalım D'ye bölü de. X'de. X artı 3 Y tane DX oldu. Şimdi dy bölü dx diyelim. İşler dışlar çarpımında ne neyle çarpılıyor? dx ile çarpılan bu. O zaman x artı 3y yukarıya gelecek. dy ile işler dışlar çarpımına çarpılan x eksi y de aşağıya gelecek. Demek ki x artı 3y bölü x eksi Hemen bütün terimleri x'e bölelim. Çünkü u'muz y bölü x. Bütün terimleri x'e bölecek olursak bu ne olur? 1 artı 3 sabit 3U olur. aşağısta x'e böldük 1 geldi. Eksi y bölü x'ten U geldi. 1 artı 3U bölü 1 eksi U oldu. Hemen birinci sorudan e, standart sadeleştirmenizden sadeleştirmemizden doğan sonuç neydi? DU bölü DX x ile çarpılıyor. Burada artı U var. Artı U'yu öbür tarafa geçiriyorum. 1 artı 3 U bölü 1 eksi u eksi u oluyor. Bunu da düzenleyelim. Bakalım ne oluyor? 1 eksi u payda da var. Payda eşitlenirse 1 eksi u ile eksi u çarpılacak. 1 artı 3 u yazdım. O zaman eksi bir tane u gelecek. Eksi ile eksinin çarpımından artı u kare gelecek. Hadi işte buraya yani buraya bir yazayım, buraya bir eksi u yazayım. Bununla bunu ya bunlarla uğraşmıyorum arkadaşlar. Hemen görüyorum zaten. Ne oluyormuş? Bir eksi u ile eksi u çarpılıyor. Yukarı yazıyor. Aşağıda bir eksi u yazıyor. Neyse uzatmayalım. X du bölü. Burada dx var. Dx. Eşittir. Ne kaldı burada? Ee, 1 artı 3 u eksi, bir artı iki u. 1 artı 2 u. artı u kare. 1 artı 2u artı u kare. Bölü 1 eksi u. Ee, ne yapabiliriz burada? Ha biz zaten şey yapacağız. Yapacağız. İşler işler yapmıyor diyor. Tamam Standart devam edelim. Şimdi bunu ters çevir, bunun tersiyle her iki tarafı çarpalım. O zaman 1 eksi u tane du bölü 1 artı 2 u artı u kare u artı 1'in parantez karesi arkadaşlar. U artı 1'in parantez karesi. Eşittir. Bütün terimleri dx ile çarptım. dx buraya geldi. Sonra x'e böldüm. 1 bölü x dx de buraya geldi. Ha, şimdi birazcık sıkıntılıymış bu. Neden diyeceksiniz? Çünkü her iki tarafın integral alınca sol tarafta u artı birim parantez karesi var. Bu e, basit kesirlere ayırma hikayesi arkadaşlar. Şimdi basit kesirle ayırma nasıl yapılacak? Öncelikle biraz bilgilendireyim size. Bunlar sizin çok işinize yarayacak e, bilgiler. Diyelim ki benim şöyle bir sorum. Daha basit olma olsun. Kırmızı ile yazmayalım. Yeşil yazalım. Diyelim ki 2x artı 1 bölü Başka bir soru yazıyorum. X çarpı 1 eksi x çarpı x artı 1'in integrali sordu Mecburen basit kesirler arayacaksın. Bunun basit kesirleri ayrılmış hali a bölü x artı öyle bir a vardır. Böyle bir b vardır. Ee, 1 eksi. Şunu 1 eksi x demeyeyim. Yani niye 1 eksi x diyor? Buraya başka bir şey. x eksi 2 diyelim. O zaman ne olur? B bölü x eksi 2 olsun. Artı c bölü x artı 1 şeklinde yazılabilir. Böyle a, b, c'ler vardır. Paylaştığınızda sol tarafa döner. Bunları bölmek için siz payda falan filan işliyorsunuz. Ben şimdi ben bunları kafadan bulacağım şimdi. Kafadan. Siz evde kağıt kalemle yapın. Ne kadar sürdüğünü görün. Ben de kafadan yapayım. Mesela a nedir? Bakıyorum. Eksi ee, 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Şimdi B'yi buluyorum. B nedir? E, 2 5 bölü bakıyorum. Bunu kapat. E, 6'dır arkadaşlar. 5 bölü 6. Şimdi C'yi yapıyorum. E, C eksi 1 bölü. Bunu kapat. 3'tür arkadaşlar. A, B, C'yi buldum. Bakın ondan sonra bunun integrali nedir? Eksi 1 bölü 2 ln x artı 5 bölü 2 ln x 2 eksi 1 bölü 3 ln x artı 1. Ben şimdi bunları gerçekten kafadan buldum. İnanmayanlar olabilir. Peki nasıl buldum? Metodu ne? Birazdan bizim sorumuz için de bu metodu kullanacağım. O yüzden ee, biliyorsunuz benim bir huyum vardır. Her zaman en hızlı metodu, en basit metodu size öğretmeye çalışıyorum. Şimdi ben burada a'yı nasıl buldum? A'yı şöyle buldum arkadaşlar. Diyelim ki bütün terimleri, burayı pardon yani burayı 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 x ile çarptım. A'nın paydası gitti. A tek başına kaldı. Her bir şeyin şuradaki x de gitti ama. Ama sağdaki her şeyin başına bir x geldi. Sonra bunun paydasını sıfır yapan değer sıfır. Bütün terimleri x çarpıp sıfır yazarsam bütün terimleri x ile çarpıp sıfır yazarsam sadece 2 artı 1 bölü x eksi 2 çarpı x artı 1 de X yerine sıfır yazmam gerekiyor. Öbür taraflar zaten sıfırlanıyor ve A kalıyor. Burada da sıfır yazdığım zaman eksi bir bireklik Aynı mantık. B'yi bulacağım. Bütün terimleri x eksi 2 ile çarpın. Sonra da solda kalan da x yerine payda sıfır yapan 2 yaz. Yani B nedir? Ben söyleyeyim size. X eksi 2 solda kapat. 2x artı 1 bölü x çarpı x artı 1 de x yerine gedin. 2 yazın. B'yi bulursunuz. C'yi nasıl bulursunuz? Sol tarafta x artı 1'i kapatın. C 2x artı 1 bölü. Neyi kapatıyorduk? x artı 1'i kapatıyoruz. x çarpı x eksi 2'de gidip x yerine eksi 1 yazarsanız da C'yi bulursunuz. Şimdi bunu öğrendiğinizi kabul ediyorum. Tamam mı? Bu kolay bir yoldur. Hem de mükemmel bir yoldur. Size inanılmaz zaman kazandırır. Şimdi belki de böyle sorularla karşılaşacağız. Mutlaka var. Var. Evet. Karşılaşacağız. Pekala. Bu formatta olduğu zaman basit kesirleri nasıl yazılır arkadaşlar? Parantez karesi varsa paydada bir eksi u bölü u artı 1'in parantez karesine eşit olan a bölü u artı bir vardır. B de, bir de b bölü u artı 1'in karesi vardır. Diyelim burası u artı 1'in kübü olsaydı a bölü u artı 1 artı b bölü u artı 1'in karesi artı c bölü u artı 1'in kübü olurdu. Peki ben burada şimdi a'yı b'yi bulup sonra integral alacağım. Şimdi burada benim metot işler mi? Benim metot b'yi bulmak için işler arkadaşlar. Çünkü bütün terimleri u artı 1'in karesiyle çarpıp u yerine eksi 1 yazarsam b'miz bizim burada 1 artı u kare u artı 1'in karesi gider. Sadece 1 eksi u kalır. 1 eksi u'da da gidip u yerine paydayı 0 yapan değerine Eksi 1 yazacak olursam 1 eksi eksi 1'den 2 çıkar arkadaşlar. B'yi buldum. Siz de bu, hocalar gerek payda mayda eşitliyor, polinom eşitliğinden buluyor falan filan. Ben e, hiç sevmiyorum onları. Peki ben madem B'yi bulduysam yerine yazayım. 1 eksi u bölü u artı 1'in karesi eşittir. 2 bölü u artı 1 artı Pardon. A'yı bilmiyoruz. Peki A'yı niye bulamıyoruz bu metotla? B'yi bulmuştuk. 2 bölü U artı 1'in karesi. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. A'yı bulmak için bütün terimleri U artı 1'le çarpmamız lazım. Bütün terim U artı 1 çarptığımız zaman şu B'nin altında bir tane U artı 1 kalır. Eksi 1 yazdığımız zaman paydayı 0 yapar. O yüzden bulunamaz. Pekala. Şimdi burada bu eşitlikte nasıl ayı bulup Değer sallayın arkadaşlar. Bu polinomsal eşitlik ya. Polinomsal değil mi de? E, bu bir eşitlik. Hangi sayı yazarsam sağlaması lazım. En kolay sayı nedir? U yerine sıfır yazmak. U yerine sıfır yazalım. Sıfır yazdığımız zaman burası ne olur? Bir olur. Burası A olur. Burası da 2 e, iki olur. O zaman A'mız neymiş bizim arkadaşlar? A'mız eksi 1'miş. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bundan sonrası integral kısmı. Yerine yazalım. Çıksın. Neydi? Ee, öbür tarafta bir bölü x var. Unutmayalım. Ne oldu o zaman? A'mız ne? Şurası yanlış. A2 değil. Biz B2 bulduk. B'yi 2 bulduk. A'yı da ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Şimdi o zaman integralini alıyorum. Yani bunun integrali demek bunun integrali demek. Öbür tarafta da bir bölüksü de x var unutmayalım. Eksi bir bölü u artı birin integrali eksi elen u artı birdir. Peki 2 bölü u artı birin karesinin integrali. Arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştim. Yani neyse yine yapalım. 2 çarpı u artı 1 üssü eksi 2'nin integralini alıyoruz. Yani buna t desen ne olacak? dt zaten du oluyor. t üssü eksi 2'nin integrali. u üssü eksi 2'nin integrali. Üssü 1 artı üssü böl. u üssü eksi 1 bölü eksi 1. Eksi 1 bölü u artı 1 olacak. Şuraya devam edelim. Eksi ln u artı 1 artı artı gelmeyecek. Ne gelecek dedik? Eksi 1 bölü u artı 1 olacak. eksi ee, 2 bölü u artı 1. Öbür tarafta ne vardı? 1 bölü x dx vardı arkadaşlar. Öbür tarafta 1 bölü x dx'in integrali ne olacak? ln x artı sabit ln c olacak. Sorumuzun sonuna yaklaştık arkadaşlar. Bundan sonra ne yapabiliriz? Elenli kısımları bir araya getirebiliriz. Hatta bu elin şu u artı 1 de öbür tarafa atalım. Şöyle yapalım. Ee, eksi 2 bölü u artı 1. Burada kalsın. Bunda elen yok. Öbür tarafa atarsam elen u artı 1 artı elen x artı elen c var. Bunların hepsi biliyorsunuz ne yapılabilir? Çarpım halinde yazılabilir. Eksi 2 bölü u artı 1 eşittir elen u artı bir çarpı x çarpı c şeklinde yazılabilir. Sonra en son ne yapıyoruz? E, unutmayalım. Y e, u yerine y bölü x yazıyoruz, bırakıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Onu da yazalım, bırakalım. Eksi iki bölü e, y bölü x artı bir eşittir elen Y bölü X artı 1 çarpı X çarpı C diye ve bırakın. Biraz uzun oldu ama yapmak zorundaydım. Bunu böyle anlatmak zorundaydım. Size pratik de göstermek istedim. Kendinize iyi bakınız. İyi çalışmalar diyorum.